İstanbul Bahçeli Evler'de alev aldıktan sonra balkondan atılan bir tüp o sırada seyir halinde olan otomobilin cam tavanını kırarak 24 yaşındaki sürücü Mehmet İşler'in kafasına isabet etti. Ölümden dönen sürücü geçici hafıza kaybı yaşarken kafasına 19 dikiş atıldı. Aracı ile evine giderken canından oluyordu. Nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü başına isabet etti, ölümden döndü. Şu an kafamda 19 tane dikiş var, doku kaybım falan var, hissetmemezlik var. Akıl almaz olay İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. 24 yaşındaki Mehmet İşler otomobiliyle evine gidiyordu. Fatih Caddesi'ne geldiğinde alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı. Yanan tüp İşler'in arabasının cam tavanını kırarak sürücünün başına isabet etti. Nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı. Sonra kafama gelerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. O esnada da otomobil içinde olan İşler'in arkadaşı ise yanan tüpü aracın dışına çıkararak yol kenarına attı. Başına yaralanan Mehmet İşler hastaneye kaldırıldı. Kafasına 19 dikiş atıldı. Geçici hafıza kaybı yaşayan sürücü hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Talihsiz sürücü yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için karakola giderek şikayetçi oldu. Kim ne oldu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şey yapmasını şikayetçiyim zaten. Bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kastandan öldürmeye şüphe, yani teşebbüstür. Trafik polisleri denetim sırasında yine sabır testine tutuldular. Bir araç durduruldu. İçindekiler alkollüydü ama en çok da sürücü kendini bilmez durumdaydı. Haliyle polis görevini yaptı, ehliyete el koydu. Arabayı çektirince de araçtakiler kendilerini kaybetti. Hakaretler, tehditler havada uçuştu. Sonunda ekiplerin sabır taşı çatladı. Hepsi gözaltına alındı. Sorunla gidiyoruz kardeşim. Sorunla bakacağız. Ara avukatı. Ara avukatı. Ara 155. Ara 155'te. Ara. Arayın. Teşkilatın numarasını da alın. Arayın. Teşkilat yok kardeşim. Arayın. Teşkilat yok. Hayır. En başında bu kadar öfkeli değillerdi. Hatta polisten kibarca özür dilediler. Yok özür dileriz. Abi. Affedersiniz. Ama bu da onları kurtaramadı. Cezaya engel olamayınca tansiyon yükseldi. Tehditlere başladılar. Açmayalım orayı. Sizin isminiz nedir? İsminiz, bana kimliğinizi gösterebilir misiniz? Beyefendi. Komiserim. Az önce beni yakapa çaldırmaya çalışan komiser. Trafik ekipleri Kadıköy'de denetimdeydi. Bu aracı durdurdular. İçindekiler alkollüydü. Olacak. Biber gazıyla alıyorlar. Biber gazıyla alıyorlar daha önce. Ceza yazılınca kendilerini kaybettiler. Bir dakika çıkmıyorum. Ara. Tabii ki arayayım, hattımı arayacağım. Sürücü ekip aracına alındı. Arkadaşları daha da sinirlendi. Polisin sabrı taştı. Gelmiyorum. Gel. Alamazsınız beni. Alın. Hiçbir sebep yokken beni alamazsınız. Hiçbir sebep. Emniyete götürülürken de tehditler savurmaktan geri kalmadılar. Benim her şeyim, bir şeyim kaybolsun. Bak senin sürelerden nasıl çıkarsın? Tamam, beni de sürdüreceğim. İzmir açıklarında bir tur teknesinde yangın meydana geldi. Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 40 yolcu denize atlayarak canını zor kurtardı. Tur teknesinde yangın çıktı. Yolcular denize atlayarak canını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olabilir tabii. Olay İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldi. Tur teknesinin mutfak bölümünde bir anda yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Selin'de teknesinde. Dumanlar yükselirken 40 yolcu panikle denize atladı. Bu esnada çevrede bulunan diğer tekne sahipleri hemen yardıma koştu. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Kimseye bir sıkıntı yok çünkü sahile yakındı ve yangın söndürme de geldi. Diğer teknedekiler de yardım etti. Teknedeki kadın yolculardan biri hamileydi. İddiaya göre diğer kadın yolcularla birlikte 40 dakika denizin ortasında yardım bekledi. Hamile kadın teknenin kaptanından şikayetçi oldu. Olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. İddia odur ki psikolojik sorunları olan bir kişi kendisine tuşlu telefon alındığı için 5 katlı binanın çatı katını yaktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Bakın dedim herhalde bir eksik hasta falan yaktı dedim. Eski kağıtları yaktılar dedim herhalde. Ondan sonra
Patlama sesleri gelmeye başladı. İddiaya göre tuşlu telefona kızdı, evi yaktı. Apartman sakinleri ne yapacağını şaşırdı. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. Psikolojik sorunları olan Şenol Bey kendine tuşlu telefon alınmasına kızdı, evi yaktı. 5 katlı binanın çatısına başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Tuşlu telefonu aldı diye evi yaktı. Dumanları fark eden binadakiler kendi imkanlarıyla apartmanı boşalttı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatıda maddi hasar oluştu.